محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله رسول صلى الله عليه وسلم جليبيب isminde bir sahabesi var. Enes bin Malik'in ifadesiyle bu Medineli genç güzel olmayan çirkin bir simaya sahip. Kendisi de bu durumu öyle bir kanıksamış ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ey Cüleybib seni evlendirmek istiyorum dediğinde ya Resulallah beni kabul edecek bir adayı bulamazsın ki der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem incinen bu kalbi teskin etmek, değerini göstermek için hayır der. Zira sen Allah katında böyle değilsin. Sen Allah katında yüce bir makama sahipsin diyerek bu güzel sahabesinin kalbini okşar. İşte Cüleybib böyle bir gençtir. Derler ki Medine'de evlenmemiş kız çocuğuna sahip olan babalar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Der ki ya Resulallah bakire bir kıza sahibim bunu evlendir. Yine böyle ismi tarih kitaplarında geçmeyen, hadis kitaplarında adı anılmayan ensarlı bir baba gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki kızını senden istiyorum der. Şimdi sizin içerinizde benim sesimi duyanlar arasında evlenme çağına gelmiş bir kız çocuğu olan bir babaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dese ki ey falanca, ey filanca ben senin kızına talibim. Sizce nasıl bir duyguya sahip olursunuz? Hangi hislerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifine cevap verirsiniz? Düşünün ki iki dudakları arasından gelen talep size bizzat Resulullah aleyhissalatü vesselam olsun. Bu duruma sevinmez misiniz? Hoşnut olmaz mısınız? Çünkü hem sizin için hem de kızınız için şereflerin en büyüğüyle karşı karşıyasınızdır. Zira kızınızın evi vahye açılan bir kapı olacaktır. Zira kızınızın evi meleklerin, özellikle Cebrail aleyhisselamın misafir olduğu bir ev olacaktır. Zira sizin eviniz tevhidin kalesi olacaktır. Ve siz kızınızın vasıtasıyla aleyhissalatu vesselam ile diz dize, sırt sırta oturup ikramlaşma fırsatı bulacaksınız. Zira sizin kızınız artık peygamber eşi siz de dahil müminlerin hanımı olacaktır. Bu büyük şereftir değil mi ey aziz dostlar? Verilecek cevap nedir? Tabii ki ya Resulallah olması gerekir değil mi? Hadi kendi vakamıza göre düşündüğümüzde kızımızı bir talebenin değil de bir alimin istediğini, sıradan bir insanın değil de davetçinin talip olduğunu, kendi halinde değil de etrafı geniş bir insanın sizin kızınıza talip olduğunu düşünsenize. Her nefis bu talebi olumlu karşılayacaktır. İşte adı bilinmeyen bu sahabe Resulullah aleyhissalatü vesselama döner der ki bu ne kadar da büyük bir nimetmiştir. Allah'a emanet. Aleyhissalatü vesselam sahabenin yanlış anladığını fark eder. Zira sahabe ne anlar? Resulullah aleyhissalatü vesselam bizzat benim kızıma talip diye anlar. Ve Allah Resulü der ki kendim için istemedim. Ben ensarlı genç Cüleybib için istedim deyince tabi adam dona kalır. Ağır yerindeyse hayalleri suya düşer. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kırmak istemez. Olumsuz bir cevap vermekten korkar. Hemen olayı yuvarlayarak ya Resulallah bu durumu hanımımla yani kızın annesiyle istişare etmek isterim der. Ve eve gelir. Hanımına aynen şu cümlelerle ey kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına taliptir der. Kadın hemen tavrilerindeyse eteklerindeki bütün muhabbeti yere düşürür. Der ki bu ne kadar büyük bir nimetmiş. Hemen evlendir. Allah'a emanet.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle evleneceğini, kızını Resulullah aleyhissalatu vesselamın istediğini o da zanneder. Der ki bu ne kadar büyük bir nimetmiş, hemen evlendir. Ama maalesef bugün annelerimiz kızlarını doktorların, mühendislerin, eczacıların, iş adamlarının, bankacıların, yabancı dil sahiplerinin, ahlak sahibi olmasa da bu meziyete sahip olanların istemesini kendine nimet görürken, o ensarlı kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teklifine bu ne kadar büyük bir nimetmiş, hemen evlendir cevabını verir. Bu kadın da kabrindeyse hayal dünyasında büyük bir resim çizer. Ama bu resim silinecektir. Adam der ki dur. Zira kızımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil, Cüleybip istemektedir deyince kadın bu sefer bir anda koruma içgüdüsüyle asla der. Vallahi kızımı der Cüleybip'e ver. Bundan hemen vazgeçer. Hayalleri çünkü suya düşmüştür tabir yerindeyse. Bir anda da annelik koruma içgüdüsüyle kızını koruma ihtiyacı hisseder de bakın bu iki ses arasındaki tartışmayı, münakaşayı, hadi siz bunun adına istişare deyin, istişare edişi üçüncü bir kulak duyar. Yani talep edilen kız duyar. Der ki beni kim istiyor? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine mi karşı çıkıyorsunuz? Zira beni Peygamber aleyhissalatu vesselamın istediği adamla evlendirin. Çünkü ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın benim için hayırdan başka bir şey düşünmediğine diyor inanıyorum. Allahu akbar. Ve anne baba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olumlu cevap verme adına giderler. Şimdi ey aziz dost, bu kıssada bu ismi anılmayan saliha kadın hem sana hem de bana Allah-u Teala sizin suretlerinize, bedenlerinize, kalıplarınıza değil kalplerinize ve amellerinize bakar hadisini ne kadar da güzel hatırlatmakta.